Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, size şöyle Reyyan marka yepyeni bir tülbent aldım. Sizlere bu türbente model göstereceğim. Şöyle Bugünkü anlatacağım modelin renkleri bunlar olacak. 2 numara altın başak. Şöyle arkadaşlar üzerine 100 131. Şuraya da yazmayı unutmuşum. 131 numara. ipin tülbentle birebir aynı renk. Bu iki renkle size çok güzel bir sıralı model hazırladım. Şöyle tığımı da göstereyim. Modeli göstermeden önce 22 numara tığ kullanıyorum. Evet, şimdi modelimize bakalım. Modelimiz, bakın sıralı bir model. İki tane e, olsun. Sizlere bu şekilde göstermek istedim. Boş başlamayalım. Şöyle iki model olsun, tanıtarak göstererek başlayalım istedim arkadaşlar. Evet, sizler için bu şekilde hazırladım. Modelim güzel bir model, yapılışı da kolay bir model. Bakın ütüye de gayet güzel giden bir model olacak. Ben ütülemedim şöyle alerjili hemen size göstermek için bakın arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar tülbentimizi bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılar. hazırlıyorum bakın Reyyan marka kaliteli bir tülbent olduğu için hiç tığ battılarımız hiç esne açılma olmadı bizde dairema denir sizde ne denir bilmiyorum arkadaşlar yani böyle bu şekilde açılma olmadı güzel bir şekilde tığlama oldu Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlayacağız. 9 tane tığ battı ara mesafesi vereceğiz. Bakın 8 tane ben vermişim. Ee, bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. 2 tane zincir çekip tığ battının içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Ters tarafına çevirdim modelimi bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battının içine girerek buraya minik bir yuva hazırladım üç tane zincir çekiyorum döndüm düz tarafına iki defa tığımın başını doladım yuvaya giriyorum şöyle iki bakın sıkı sıkı alın küçük olsun trabzanlarımız Evet iki 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 tanesini aldık iki tanesi tığımızda tekrar iki defa tığımızı doluyoruz şöyle 2 şöyle 2 tığımda 3 tane ilmeğim var tekrar tığımda 2 defa dolayıp şöyle 2 şöyle 2 alarak bu şekilde bakın 4 tane ilmeğim zincirimle beraber 4 tane de trabzanım var dördünü birden kapatıyorum buraya bakın bu şekilde tepesine de bir zincir çekiyorum Şimdi minik minik buraya 3 tane örümcek yapacağız. Hafif tığımı uzattım. Şöyle şu boyutta. Ve içine girip bakın, şekilde minik minik örümcekten yuvalar yapıyorum. Şöyle iki. Dibini sık iğnesini iyice oturtuyorum Çünkü aralarda zincir çekmediğim için. O yüzden sık iğnelerini güzel oturtturun. Bollaşmasın yuvalarınız. 3 tane bu şekilde bakın örümcek minik minik örümcekleri hazırladık yine 2 defa tığımın başını doladım aynı yuvanın içine giriyorum şöyle bakın şöyle 2 ve 2 2 tane bu şekilde ilmeğim kaldı yine tığımda 2 defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 2 defa tığımın başını doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 ve şöyle 2 bakın arkadaşlar burası önemli burada dört tane trabzadan trabzan yaptıktan sonra kapattık burada 3 trabzandan sonra kapatıyorum burayı dikkat edin dikkatinizi çekeyim üçünü birden kapattım bakın 3 trabzanın tığındaki ilmeklerin hepsini kapattım yine 3 tane zincir çekip şöyle dördüncü trabzanı zincirle yapıyorum Evet umarım anlaşıldı demek istedim arkadaşlar. Şu şekilde bir yuvamız oluyor. Burada zincirle 3 zincirle başlayarak bir ilk trabzanı yaptık. Burada da 3 zincirle aşağı sık iğne ile sabitleyerek 4. trabzanı yaptık. Şimdi bir tane daha yapalım daha iyi anlaşılır inşallah. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle bir 2 iki zincir 2. tığ battı Toplamda 9 tane bu şekilde tığ battı. Ara mesafesi yapıyorum. 3 4 2 zincir 2 zincir tığ battıya giriyorum. 2 zincir 6 2 zincir 7 2 zincir 8 şöyle bir bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuncu ve 9. tığ battım o bu şekilde yaptım bakın ara mesafesi olarak 9 tane tığ battı şöyle 1 2 3 4 ve 5 zincir döndüm bakın bir tanesini bırakıp ikinci yeşil yuvanın tığ battığının içine giriyorum bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Hemen çevirdim 3 zincirimi. 2 defa tığımın başını doladım. Yuvaya giriyorum. Yuvadan şöyle iki 2 tane ilmek alıp iki tanesini tığımda bırakıyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle ki şöyle 2. Yine 2 defa doladım. 4. trabzanımı da aynı şekilde 2 2 alarak bakın şekilde 4 tane trabzanım olduğu Başta yaptığım 3 zincirle beraber. Şimdi bunun 4 ilmeğin dördünü de birden çekiyorum. Şöyle üzerine bir zincirle o Minik minik şöyle buralara 3 tane bakın minik tığ boyutunuz ne kadar çekerseniz ilmeğiniz örümceğiniz o kadar büyük olur. Bu çok küçük oldu. Konuşurken dikkat edemedim. Bakın şu şekilde büyük bir şey ilmek çekiyorum bu şekilde küçük bir örümcek yapıyorum şu büyüklükte ilmeğimi çekiyorum arasından giriyorum bakın telin tekini alıyorum ikisi arkada kalıyor telin birine girip sık iğne ile kapatıyorum aynı büyüklükte yine ilmeğimi çektim arasına giriyorum tek telinin arasına giriyorum iki tel arkada kalıyor bu şekilde üç tane örümceğimi yine yaptım iki defa tığımı dolayıp aynı yuvanın içine şöyle girdim 2 ve iki iki defa tığımı doladım buraya yuvanın içine girip 2 iki bakın iki defa tığımı doluyorum yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 alarak bu şekilde üç tane trabzan burası dikkat arkadaşlar 3 tane trabzan olunca hepsini kapatıyorum. Şöyle dibine 3 tane zincir çekiyorum. Dibine 3 zincirimi çekip 4. trabzan olarak bu 3 zinciri yuvaya kapatıyorum. Evet bu şekilde bu kadarcık. Yine 1-2 zincir çekerek buraya 9 tane burada olduğu gibi hemen tığ battı yapacağız. Bismillah. Tığ battının içine giriyorum sabitliyorum. Tığ battanın içine giriyorum, sabitliyorum. Şöyle 1 2 zincir. Tığ battanın içine girip sabitledim. 3 oldu. 4 5 6 2 zincir. 7 2 zincir 8 2 zincir 9 şimdi 5 tane zincir çekerek yine yuva yapacağız şöyle çevirdim bakın aynı şekilde bir tanesini bırakıp ikincinin içine giriyorum buraya sabitliyorum 3 zincir hemen düz yüzünü döndüm 3 zincirimi ters tarafta çektim bu şekilde. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen yuvanın içine girdim. 2 ve 2. 2 tane trabzan. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bakın. 3 oldu. 2 defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 ve 2. 4. trabzanı yaptım. Bakın 4'ünü birden şimdi buraya kapattım dibine de bir tane zincir çektim şöyle bir dört trabzan fıstık görünümlü bu şekilde bir yuva hazırladık şimdi tığımı şu şekilde minik bir şu büyüklükte uzatıp minik minik örümcekler yapacağız hafif uzatıyorum tek telin arasından girip şöyle hafif uzattım tek telin arasından giriyorum ve üç tane. Aynı büyüklükte yapmaya özen gösterin. Şöyle iki defa tığımı dolayıp hemen bakın buradaki yuvanın içine 2 2. Yine iki defa doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2 alıyorum. Tekrar iki defa tığımı doladım üçüncü trabzanımı da 2 2 alarak bu şekilde yaptım bakın 3 Üç trabzanın üçünü de kapatıyorum şu şekilde dördüncü trabzanım için üç tane zincir çekiyorum bakın tıpkı buralarda olduğu gibi bu şekilde dördü zincirle yapıyorum Evet tıp attımın, şey yuvamın içine girip 3 zincirimi kapattım bu şekilde yuvamız hazır. Şimdi yine demin olduğu gibi 9 tane ara vereceğiz. Lakin ben koparacağım için bu kadar anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Sadece 5 tane tığ battı yapalım. İpimizi koparalım. 2 zincirimi çekiyorum. Tığ battımı yaptım. 2 zincirimi çektim. 4, 1, 2 zincir ve 5. Hemen bir zincirimi şöyle bir çekeyim. İpimi koparayım. Hemen mavi e, trabzanları üzerine çiçeğin yapımına geçelim. Evet. İkinci sırasının yapılışına geçeceğiz. Burada 9 tane tığ battı yapmıştık. İkisi yuvamız için. Ortada 7 tane bu şekilde tığ battı kaldı. Şimdi 1, 2, 3. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde ortadaki 4. tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum ilk başlarken de aynen bu şekilde 3 sağda 3 solda kalacak şekilde ortadaki dördüncü tığ battı ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum bakın orta boy şu büyüklükte bir ip uzatıp şöyle tek deline girip sık iğne ile buraya sabitledim şimdi bunu ilk yaptığımız bu minik örümceğin içine sık iğne ile girerek bu büyük örümceğimizi sabitliyoruz. 1 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Bir defa doladım. Yuvanın içine girdim. İki, iki. Üç, bakın dört tane trabzan. Bu da beşinci. Bu iki zincirle beraber 5 tane trabzan yaptım. Sonuna bir zincir çekiyorum. Yine yeşil yuvanın içine, örümceğimin içine 6. trabzan olarak bu bir zincirimi bu şekilde kapatıyorum. Oval dursun diye. İkinci yuvaya sık iğne ile bu şekilde geçiş yapıyorum ve 1 2 zincir. 2 zincirle başlıyoruz. 1 zincirle kapatıyoruz. Hemen bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 alarak bir transfer. Bir defa doladım. Zincirle beraber 3 bir defa doluyorum. 4 bir defa doluyorum ve 5. 1 2 zincir. Hemen kapattım örümceğimin içine. Diğer yuvaya da bu şekilde örümcekle geçiyorum. Bakın bu şekilde kenarları çok güzel oval duruyor normalde bu, bu kapattığımız trabzan havaya kalkar lakin bir zincirle kapattığımız için çok güzel oval bir şekilde duruyor Evet iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım şöyle 2 2 bir defa doluyorum 2 2 dördüncü trabzan için aynı şekilde 2 2 alarak bir trabzan yaptım Beşinci için tekrar tığımı doladım. 2 2. Bakın sonuna bir zincir çekiyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Aşağıya daha güzel meyilli durmasını sağlıyorum. Şimdi örümceklerimizi bu şekilde bakın yaptık. Şimdi şu büyük ara köprü örümceklerimizi yapacağız. Dibine bir zinciri muhakkak çekin. Şöyle bakın. Orta büyüklükte uzatıp tek telinin arasına girip Şöyle ikisini birden sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu büyüklükte bir örümceğimiz oldu. Hemen 1, 2, 3, 4. tığ battı ya. Bu şekilde örümceğimi kapatıyorum. Sabitliyorum bakın. Bu şekilde. Örümceğinizin büyüklüğü elinize göre ayarlayın. Bu ara mesafesine göre. Aynı büyüklükte tekrar ipimi uzatıp şöyle bir örümcek yapıyorum. Bakın. Aynı ilk gösterdiğim gibi buradaki ilk örümceğimin arasına gireceğim. Şöyle ışık vurduğu için biraz görmekte hangi taraf olduğunu ayırt etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. iki tel yukarıda, bir tel aşağıda. Bu şekilde ilk minik örümceğimizi, büyük örümceğimizi sabitliyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Bir defa doladım şöyle örümceğimin içine 2 2 alarak bir trabzan yaptım bir defa doluyorum 2 2 3 oldu 4 bir defa doladım şöyle 2 2 alarak 5 tane trabzan yaptım altıncıyı da bu şekilde bir zincirle sabitledim sıradaki yeşil küçük yuvanın içine geçtim şöyle bir 2 zincir bir defa doluyorum 2 şöyle 2 bakın arkadaşlar çok da güzel oluyor kalıp gibi altı trabzan yani yeşil trabzan mavisi trabzan olduğu için ütülü gibi çok hoş duruyor bir defa doladım şöyle 2 şöyle 2 3 oldu 4 5 altıncı bir zincir çekerek yeşil yuvada sabitliyorum Evet şimdi 3. yuvamın içine sık iğne ile sabitledim şöyle 1 ve 2 zincirimi çektim bir defa doluyorum 2 ve 2 3 4 5 ve bir zincirimi çekerek sık iğne ile sabitledim. Evet, bakın bu şekilde. Hemen ipimi uzatıyorum. Buraya büyük bir örümcek yapıyorum. Şimdi sayalım 1 2 3 ortadaki dördüncü. Şöyle bu tarafta 3 sağda 3 ortadaki dördüncüye sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane kaldı şu bir taneyi de yapıp hemen geri geleyim Evet modelimi bitirip ipimi kopardım burada şu şekilde oldu bakın arkadaşlar modelimiz 5 tane yapmışız ikisini ben yapmıştım üçünü de beraber yapmışız bu şekilde şöyle bir de tersinden göstereyim arkadaşlar modelimizi ve böyle bakın çok hoş oldu çok tatlı bir model oldu bakın yapılışı da kolay kalıp gibi altın trabzanı üstünün trabzanı derken kalıp gibi bir model olmasını sağladı bu şekilde Evet modelimizin yapılışı bu Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar şöyle hoşçakalın